Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere mis kokulu pamuk gibi pratik bir kek tarifi vereceğim. İster benim gibi mafin tepsisinde hazırlayın, isterseniz kek kalıbı ya da kek tepsisinde yapın. Öncelikle bütün malzemeleri buzdolabından en az 30 dakika önce çıkarın lütfen. Hepsi oda sıcaklığına gelsin. Yumurta, süt ne kullanıyorsanız, o zaman kekimiz çok daha güzel kabaracak ve yumuşak olacaktır. Karıştırma kabına 2 yumurtayı kırdım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Kek yaparken bu aşamayı çabuk atlamayın. Şeker erisin, karışım köpürsün ve beyazlaşsın. Bakın krema gibi oldu. Ne kadar güzel çırparsanız kekiniz o kadar yumuşak olur ve güzel kabarır. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bu noktadan sonra artık çok fazla karıştırmayacağız. Şöyle karıştığını anladıktan sonra mikseri alıyorum. Ve bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdu da önceden çıkardım buzdolabından. Sadece karışana kadar çırpıyorum. Yumurtaları söndürmememiz gerekiyor. Şimdi un ilavesi yapacağım. Önce bir su bardağı unu eliyorum. Her zaman söylerim, unu elerseniz kekiniz çok daha güzel olacaktır ve sadece un karışana kadar çırpıyorum. Şimdi de yarım su bardağından birazcık fazla un ilave ediyorum. Tam iki su bardağı almıyor bu malzeme. Çok koyu olur o zaman. Onu da eleyerek koydum. Ve un kaybolana kadar sadece mikserliyorum. Arzu ederseniz tel çırpıcıyla da yapabilirsiniz. Şimdi farklı bir püf noktası kullanacağım. Cupcakelerin çok güzel kabarması için yine bir paket karbonata çok fazla doldurmadığım bir yemek kaşığı sirke koydum. Biraz limon da sıkabilirsiniz eğer sirkeniz yoksa. O böyle aktive oluyor, kabarıyor. Bir paket de vanilya ilave ediyorum. Şimdi portakalı gördüm buzdolabında. Dedim portakal kabuğu müthiş güzel koku ve lezzet verecek bu keki. Hemen portakalın kabuğunun sadece sarı kısımlarını rendeliyorum. Marsa limon da rendeleyebilirsiniz ama beyaz kısımları almayın. Acılık verebilir. Şimdi iyice yağladığım muffin tepsisine malzemeyi dökeceğim. Fakat bölmeleri çok fazla doldurmuyoruz. Birazcık Kabarma payı bırakmamız lazım. Kalan kısma bir yemek kaşığı kakao koydum. Onu da şöyle güzelce çırpıyorum. Baktınız çok koyu oldu. Şöyle bir yemek kaşığı su ya da süt ilave edin. Taş gibi de olmasın kakaolu karışım. Şimdi kaşıkla biraz alıp beyaz malzemenin üzerine ortasına yerleştiriyorum kakaoludan. Dikkat edin çok doldurmayın. Şimdi bir kürdan yardımıyla 8'e böler gibi şekil veriyorum. Bakın yonca şeklini aldı. Kürdanınız ya da çöp şişiniz yoksa çatalla da şöyle dairesel hareketlerle hareket katabilirsiniz. İki rengin birbirine geçmesi için. Bu esnada fırını yaktım. 175 derecede alt üst ayarda pişireceğim. Şöyle tezgaha bir vuruyorum. Eşitliyorum malzemeyi ve fırına koyuyorum. Soğuk üflemesin. Çarçabuk keklerimiz toparlansın. Önceden ısıttığım için ortalama 25 dakikada gayet güzel pişti. Tabii ki derin kek kalıbında yaparsanız onu da lütfen 24-26 santim gibi kullanın. Çok küçük olmasın. O zaman daha uzun sürede pişecektir. Keklerimiz hazır. Yanardağ kek diyecektim. Gerçekten yanardağ gibi oldular. İçleri pamuk gibi. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Çok pratik. Çocukların beslenmelerinde, ara öğünlerde ya da ikramlarınızda, çay yanında. Çok güzel, pratik bir tarif. Arzu ederseniz cupcake tepsisine kağıt koyun, kağıtları yağlayın, öyle pişirin. O da farklı bir sunum olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız, yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretlemeyi unutmayın. O zaman bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da huzurlu Altira Mutfak olarak takip edebilirsiniz. En güzel tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.